Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yefqahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Bugün sizlere Amme Cüz'ü tefsiri kitabımdan Maun suresini anlatmaya çalışacağım. Cenab-ı Hak biz aciz kuluna düzgün ifadelerle anlatabilmeyi ve cümlemizi, anlattıklarımızı, dinlediklerimizi anlayabilmeyi nasip müyesser buyursun. Amin. Evet. Maun suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Eraeyte. İstifhamı inkaridir ki görmedin mi? Bilmedin mi? Elbette gördün ve bildin. Haber ver demektir. Yani gördüğünü, bildiğini anlat, haber ver. Rü'yetin iki manası vardır. Sure-i Nasr'da bahsetmiştik. Hani ve ra'yten nâse, orada rü'yet geçiyor. Birincisi rü'yeti basarıye ki, ikincisi rü'yeti kalbiyedir. Rü'yeti basarıye manası sen gözünle görmedin mi? Hani bir tane meful alır demiştik. Sen gözünle görmedin mi? Rüyeti kalbiye manası ef'al-i kulüpten olduğundandır. Sen görür gibi bilmedin mi? Yani bir görmek var, bakmak var. Bir de gördüğünü, baktığını, gördüğünde mi baktığından kesinlikle ikna olup onu görür gibi, yani kesin olarak bilmedin mi anlamında. Elbette gördün ve bildin, haber ver demektir. Kimi? Ellezî, burada ismin zikr edilmesinde ilmi ve âniye göre tahkir vardır. Evet. Ki belagatın en yüksek kaidelerindendir. İsmi mevsul olan ellezî ile gelmesi zikri müstehcen ve ismi gayrihi yakışmayan o bir alçak şahıs leim ve rezil rüsvay ki onu gördün mü demektir. Belagata göre nüktesi tahkir içindir. Eğer ismiyle Eraeyte Eba Cehl buyurulsaydı o zaman tahkir olmazdı. Öyle alçak ki yükerdi bu tekzip ediyor, yalanlıyor. Kim hüve o alçak neyi tekzip ediyor? Bir dini tekzip ediyor. Din iki manayadır. Bir, dini Muhammediyedir. İki, kıyamet manasındadır ki her ikisini de tekzip ediyor. İse de burada kıyamet manasınadır ki kıyameti inkar ediyor. Kıyamet yoktur diyor. Fedelike fe-i sebebiyedir ki yevmi din ve yevmi cezayı tekzip etmek. Bunu Mabadında gelecek olan merhametsizliklere sebep olduğuna işaret içindir. Zelike lafzı esma-i işaretin baide mevzudur. Yani zelike uzakta ileride bir şey göstermek için zelike denir. Yakındakini göstermek için herde denir. Orta yollu
Yani ikisinin arasında bir şey göstermek için de deyake denir Arapçada. İşte burada zelike uzakta olan bir şeyi mevzu ediyor. Çünkü yetimlere merhamet etmeyenlerin şerlerinin mertebeleri gayet ileride olup merhametsizliğin nihayetine gitti. Yine işaret içindir. Halbuki bu makam hüve makamıdır. Hüve makamıdır. Yani hüve. Hüve yerine zelike gelmiş. Onu anlatmaya çalışıyor. İşte alçak da nihayet dereceye ulaşmış olan o rezil yevmidini tekzip sebebiyle ellezî ol bir alçak rezil ki yedu'ul yetime yetimi efendim yetimi zorla şiddetle men ediyor. Şiddetle vurup def ediyor. Burada da zelike ve ellezî ile inzali ismi olan Ebu Cehil ile zikrolunmamasının sebebi rezil ve alçak insanların isimleri müminlerin ağzına gelmesi doğru olmadığındandır. Yahut da ismi değiştirilir. Ebu Leheb gibi. Zira Ebu Leheb'in asıl adı Abdul Uzza, putkulu demektir. Uzza put ismidir. Cenab-ı Hak ismini değiştirip Ebu Leheb ismini takmıştır. Leheb cehennemden çıkan yalın ve alev manasınadır ki Ebu Leheb'in künyesi olmuştur. Cehennem babası demektir. Sure-i Celile'nin sebebi nüzulü Ebu Cehil Lain bir yetimin vasisiydi. Yetim büyüdü, malını istedi. O da şiddetle zorla men etti, def etti, kovdu. Yanında hazır bulunan Ebu Cehil'in adamlarından yani müşriklerden birkaçı da o yetime dediler ki şurada kadı var. Git ona müracaat et. O alıversin. O senin malını alıversin diye hem yetimi ve hem de Resulullah Efendimiz'i alay konusu yaptılar. Yetim onların sözlerini hakikat bilerek Peygamberimize gelip müracaatta bulundu. Siz kadı imişsiniz. Benim malımı alıverin dedi. Peygamberimiz de peki olur haydi gidip alalım diyerek kalktı. Halbuki o zaman Müslümanlar maddeten zayıf idi. Sahabe-i kiramın bir kısmı bundan telaşa düştüler. Aman ya Resulallah, belki bir zararı dokunur. Gidilmese olmaz mı diye yalvardılar. Efendimiz Hazretleri de mucize-i Resulullah olarak onlara hiç dinlemedi. Hemen kalkıp yetimle beraber gitti ve Ebu Cehil'e dedi ki, bu yetimin malını ver. Resulullah Efendimiz, hani hem kendi hakkını aradığı gibi başkasının hakkını da arıyor. Baş düşmanından çekinmeden malını istiyor. Hemen ayağa kalkıp siz buraya kadar zahmet etmeseniz de bir haber gönderseniz yine olurdu dedi. Ve yetimin mallarını ayırıp verdi. Mallardan bir tanesi bulunmadı. Onun da kıymetini verdi. Bunun üzerine Efendimiz oradan ayrıldıktan sonra Ebu Cehil'in adamları Ebu Cehil'e dediler ki yahu yoksa sen onun dinine mi döndün? Ne bu hürmet dediler. Yani demek orada bir mucize gerçekleşiyor. Ebu Cehil Lain de la vallahi dönmedim. Fakat
Onun omuzlarında dehşet saçan iki tane ejderha vardı. Eğer vermem desem beni yutuvereceklerdi. Onun için verdim dedi. Yani Hazreti Allah Resulullah Efendimiz'e mucizesiyle yardım ediyor düşmanına karşı. Allahu Ekber. Ve la yahuddu, yardım etmez, teşvik etmez. Etmez kim? O Ebu Cehil. Tahammül edemiyor. Yani kendisi vermiyor, başkasının da vermesini teşvik etmiyor. Tahammül de edemiyor. Ve tahammül edemediği gibi dayanamıyor. Kimin üzerine? Ala da'amil miskini. Bu kavli celil ala id'amil miskin takdirindedir. Yani miskini, fakiri ve yoksullara taam ihsan etmek üzerine veyahut da şu manayadır, kendi miskinlere it'am etmediği gibi başkalarının etmesine bile tahammül edemez ve dayanamaz demektir. El-bakhilu la yedhulul cennete velev kâne zâhiden. Hadisi şerifinden sual olundu da Hazreti Üstaz Kattasallahu Sırrahu'l-Eyaz cevaben bu ayeti kerimeyi ki ve la yahuddu ala da'amil miskin kavli celilini okuyup kendisi bakhil olduğu için gayra teşvik de etmez ve gayrın ihsanına tahammül edemez. O zaman cennete giremez buyurdular. Kendisi yapamaz fakat gayriyi teşvik ederse onlar müstesna buyurmuşlardır. Sahavet damarlarında tutukluk vardır. Onun açılması için siz vereceğiniz zekat, fıtra ve benzeri hayırları öyle kimselere teslim ederek şunu fakirlere dağıtıver yahut da şu hayır müessesesine veriver derseniz onu verirken kendisi de vermeye alışır. Hem sizin verdiğiniz makbul hem de onu alıştırdığınız için, teşvik ettiğiniz için ayrıca mecbur olursunuz, ecir kazanırsınız buyurmuşlardır. Katasallahu sırrahul aziz. Feveylün, yazık oldu. Veil'in üç manası vardır. Bir, yazık oldu. İki, helak oldu. Üç, ebedi veil deresidir. Bir insan bile bile vakti bilerek ve kılma kolaylığı ve imkanı varken bir vakit namazı fevt etse, kılmasa, her türlü şerait tamam olsa bile bütün ruhaniler ve her şey ona yazık oldu ve yazık olsun der. Burayı tekrar okuyorum. Bir insan bile bile vakti bilerek kılma kolaylığı ve imkanı varken bir vakit namazı fevt etse, geçirse, her türlü şerait tamam olsa bile, şartlar tamam olsa bile, bütün ruhaniler ve her şey ona yazık oldu ve yazık olsun der. Ama bile bile kasten 3 vakit veya 24 saat içindeki namazları geçirirse onun için helaki azim vardır. Hiç kılmazsa ebedi unutursa yani ha. Hiç kılmazsa ebedi unutursa yahut da ara sıra cuma ve bayramda kılarsa ebedi veil deresi ki ebedi cehennem onun için hazırlanmıştır. Burayı da tekrar edeyim. İyi anlaşılması için. Bile bile kasten 3 vakit veya 24 saat içindeki namazları geçirirse
onun için helaki azim vardır. Hiç kılmazsa, ebedi unudursa yahut da ara sıra cuma ve bayramda kılarsa ebedi veil deresi ki ebedi cehennem onun için hazırlanmıştır. Feveylün dil musallin ayeti. Buradaki veil, bu cehennemin veil deresi kimin içindir? Lil musallin, namaz kılıcılar içindir. Namaz kılmayanların ismi bile yok. Yani namaz kılmayanların ismi bile yok. Artık nereye gideceğini sen düşün. Namaz kılmak sıfatıyla görünerek, yani namaz kılar gibi görünerek halkı aldatanlar içindir veil deresi. Halkı aldatanlar içindir. Öyle musallin ki ellezine, ol bir kimseler ki hum, işte onlar nedir? Ya da neden? Neden? Çünkü an geliyor. An salatihim, ancak namazlarından sahun, sehvedicidirler. Unutuyorlar. Yani namazlarından unuttular. Bazı vakitlerde kılmazlar demektir. Nerede deseydi yani an değil de fi, hani fi nerede deseydi o demek. Fi salatihim deseydi çok müşkilatlıydı. Çok müşkilatlık vardı. Felaketi ebedi daha çoktu. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede fazlan keremen an salatihim buyurdu da fi salatihim buyurmadı. Sebebi yerden ve gökten daha kıymetli olan namazı unutuyorlar ki terk ediyorlar demektir. Eğer fi salatihim buyurulsaydı namazın içerisinde vaki olan hatalarda dahil olurdu. İşte fazlan ve keremen namazda vaki olan ufak hataların af edileceğine işaret vardır. Bundan için melaike-i kiram ve büyükler secdeye varmışlardır. Bu sebepten dolayı yani şükür secdesi yapmışlar. Melaike-i kiram ve evliya-i kiram, evliyaullah şükür secdesi yapmışlar. Neden yapmışlar? Çünkü Hazreti Allah an salatihim buyurdu da fi salatihim buyurmadı diye secdeye gitmişler. Ellezine, ol bir kimseler ki hüm, onlar yuraüne, riya ederler. Başkalarına göstermek için ibadet ederler. Aslı yuraiyu nedir? Müfaale babından cem-i müzekkerdir. Efendim, binası iki kişi arasında müşarekete delalet eder. Çünkü riya eden kimsenin riyası onu görecek kimseye karşı olduğundan efendim behmehal başka bir kimsenin de vücudu lazımdır. Yani yanında birisi yoksa yalnız kılarken riya yapamaz. Çünkü riya için ikinci bir kişi lazımdır buyuruyor. Murai abidler zahitler arasında yani Müslümanlar içinde kendilerini abid ve zahit gösteriyorlar. Sufilik satıyorlar. Kafir, fasıklar ve facirler arasında da onlara tabi olanlardır. Yani inanmayanlar arasında onlara uyuyorlar. Her türlü melaneti işliyorlar. Müslümanlar arasında da sufuluk, abidlik, zahitlik satıyorlar. Yani bütün işleri Allah rızası değil de şunun bunun takdirini ve rızasını kazanmak için siyaseten ibadet edip namaz kılarlar demektir. Münafık mümin ve Müslümanlar arasında, mümin ve Müslümanlık satan kafirlerin arasında fasık ve fücur devam eden demektir. Burayı tekrarlıyorum.
tarifini yapıyor. Şimdi münafık ne demekmiş? Mümin ve Müslümanlar arasında ve mümin ve Müslümanlık satan. Bu bir. Kafirlerin arasında fısk ve fücura devam eden demektir. Demiş yani. Münafığın iki vasfı. Müminler arasında müminlik, Müslümanlık taslıyor. Efendim, fasıklar, fücular arasında, bakın sadece kafirler değil, Müslümanların günahkarları arasında da onlara benzemeye çalışıyor. Onların yaptığını yapıyor. Münafık bu demek. وَيَمْنَعُونَ Bu kişiler men ediyorlar. Neyi? El-ma'un. Ma'unu ki verilmesi zaruri olan zekatı, yani az manasınadır. Ma'un az manasındaymış ki fukaranın hakkı olan zekatı burayı bir evet, zekatı ve komşudan alınıp verilmesi icap eden şeyleri men edenler içindir. Veyl deresi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.